Selamlar, bu videoda böyle bir görüntüden böyle bir görüntüye nasıl gelebileceğimizi gösteriyor olacağım. Bu videoyu oluşturmak için e, 3 adet ışık kullanacağım. İki e, tanesi Sineroid, bir e, tanesi Godox. Bu konuyu 3'e ayıracağım. E, şimdi birincisi mekan seçimi. Mekan seçimi e, aslında çok önemli. Çünkü kadrajınızda bir boyut olmazsa siz ne kadar ışık yaparsanız yapın o kadraj gerçekten de sizi tatmin edecek kadar güzel durmayacak. O yüzden seçebileceğiniz, size o boyutu arkada alan derinliğini verebilecek yeri seçmeye çalışın. İkincisi Key Light ve Fill Light. Üçüncüsü ise backlight yani saç ışığı omuz ışığı diyebiliriz. Bu arada başlamadan önce bu videoda bana eşim Lena modellik yapıyor olacak e, ışık ayarlarını tamamen onun üzerinde deniyor olacağım. Aynı zamanda da Peker'de e, ben bu şeyleri yap uygularken e, backstage videolarını çekiyor olacak. E, evet hazırsanız başlayalım. Şimdi e, key lightımızı ayarlıyoruz. E, key light zaten bu tarz videolarda hem röportaj hem de YouTube videolarında kişinin yüzünü aydınlattığımız ana ışığımız diyebiliriz. Anahtar ışık yani Türkçesi. Şimdi bunu 45 derece açıyla ayarlıyoruz. Aynı zamanda da buna grid taktık. E, grid dediğimde şu önündeki siyah e, şu parça. Bu, bunu ekstradan takıyorsunuz. E, bunu takma sebebimiz ışığı daha kontrollü kullanmak. E, şimdi eğer bunu takmazsak ışık arka tarafa da kaçacaktı. Ama biz arka tarafın ışığının bozulmasını istemiyoruz. Sadece e, ışık yapacağımız kişinin yüzüne kontrollü bir şekilde ışık vermek istiyoruz. Bu yüzden bu gridi taktık. Evet, şu an e, ışığımızı kurduk ve ışığın yüzde yarattığı gölgelere bakıyoruz ilk başta. Şu an tam 45 derece gibi ayarladık. Evet, e, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ikinci e, adıma geçeceğiz sol taraftaki gölgeyi birazcık doldurmamız gerekiyor. Bunun için birkaç yol tercih edebiliriz. Şimdi böyle bir reflektör alıyoruz. Ve bu reflektörle bu taraftan hafif ışığı alacak şekilde sol tarafı dolduracağız. Bunun durması için biraz şuradan bir ayak ayarlayalım. Buradan ışığı yansıtarak yüzün gölgede kalan tarafını da Hafif dolduracağız. Buna da fill light deniyor. Zaten İngilizcesi de fill light. Yani dolgu ışığı. Öbür taraftan aldığı ışıkla şuradaki gölgeleri biraz kırıp istediğimiz gibi aydınlatıyor. Bunun tam ayarını buluyoruz. İstediğimiz gibi. Ve bunu buraya sabitliyoruz. Aslında arkadan üçüncü yapacağımız bir aşama var. Şu çenenin alt kısmında kalan gölgeyi Arkadan bir omuz ışığı yapacağız, omuz veya saç ışığı diyebiliriz buna. O omuz ışığı aslında arka sol tarafından omzundan vuruyor olacak ve otomatik olarak çenenin alt tarafına bir çizgi koyacak. O çenedeki gölgeden de bu şekilde kurtulacağız. Tamam, şimdi buna bir ayak bulalım. Evet şu an e, arkadan bir omuz ve saçışı yapacağız. E, bir bakalım nereye gelmiş görüntü. Evet çok çenede şu an hala eksiklik var. Ama saçtan dolayı da olabilir bu. Aynen. Şu an gayet güzel ışığımız. E, sadece şu arka tarafta şu arka tarafta duvarın bu bölgesi biraz hareketsiz. Buraya da bir şeyle hareketlendirmek istiyorum. Bunun için de oraya ufak bir ışık müdahalesi yapacağım. Evet buradan da bu sineroidin bu led ışığını kullanarak bu flexible ledler bunlar. Bunları zaten sonra gösteririm. Şimdi bunu yere koyacağım ve duvara bu şekilde arkaya bir ufak bir ışık vereceğim. Sonra bunun ayarını yapacağız. Bunu doğru ayarına getireceğiz. O taraftaki ışık dengeli oldu. Ama sadece buradaki bir sorun bizim kurduğumuz ışık birazcık daha beyaz olduğu için aslında şu yukarıdan vuran sarı ışıkla birazcık orada kontrast oluşuyor. Bu güzel de olabilir. Bunu böyle de kullanabiliriz. Ama bunu biraz daha sarartıp da deneyebiliriz. Şimdi bir sarartıp deneyelim. Ve biraz loşlaştıralım. Şu an e, daha dengeli olmuş olması lazım. Aynen şu an oradaki ışık daha dengeli. E, daha demin biraz daha e, o tarafta daha aydınlık bir e, durum vardı ve e, renk olarak da biraz daha dengeli oldu şimdi orası. Işığımızı oluşturduk, e, şu an nereden nereye geldiğimizi hep beraber bir izleyelim. videodan da şimdilik bu kadar. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.